Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Aralık 2018 saat 23.11. Bugün bir stratejiyi nasıl test ederseniz onu göstereceğim. Borsada kullandığınız bütün stratejileri test etmeniz gerekir. Borsada işlem yaparken de bir stratejiniz olmanız olması gerekir. Bir yönteminiz olması gerekir mutlaka. Örneğin herhangi bir hisse bu Wirecard Alman hissesi. Şu anda işte herhangi bir yerine gidiyorum bunun. Benim şuralarda bir yerde nerede olduğunu bilmiyorum. Tabi bu testi yaparken kendinize dürüst olmanız gerekir. Nasıl yapıyorsunuz bu testi? Tradingview.com sitesine gidiyorsunuz. Orada şu replay düğmesi var. Buraya basıyorsunuz. Onu bastıktan sonra böyle kırmızı bir çizgi çıkıyor. Bu mesela 2017'deki bir noktaymış. Buna tıkladığımda buraya Sağ tarafta kalan bütün çizgiler yok olacak. Ondan sonrasını çubuk çubuk test edebileceğim. Örneğin şurada indikatörlerime dayalı bir analiz de yap yapacağım. Örneğin şöyle bir şey diyelim. Yavaş Linda indikatörünün yavaş kısmı aşağıya doğru inmeye başlamış. Fiyatlar rock indikatörü burada yukarı doğru çıkmaya başlamış. Burada herhangi bir İşlem görmüyorum, bekliyorum burayı. Bir çubuk ilerleyeceğim. Şimdi burada gördüğüm şöyle bir şey. Linde indikatör aşağıya doğru inmeye başladı. Tabii benim bu anlattığım stratejimden olan kesitler. Buna göre sizin yönteminize, stratejinize göre siz de stratejinizi burada test edeceksiniz. Ona göre grafikler yaratacaksınız. Örneğin diyelim, aşağıya doğru dönüş oldu. Linde indikatörü de aşağıya iniyor. Burada kısa dönem, çok kısa dönem. Bundan sonraki çubukta boşa satış yapacağım. Bir günlük trade diyelim buna. Herhangi bir çok bir kazanç kaybımız olmadı. Burada başka ne görüyorum? Çok aşağıya inmiş bu. Linde indikatörü de aşağıya inmeye başlıyor. Bu çubuğun aralığı önceki çubuklardan daha düşük. Önceki 5 çubuktan daha düşük. Bunun üstüne çıkarsa daha yukarı çıkma ihtimali var. Aşağısına indi. Evet, evet gördüğünüz gibi 3 çubuk üstüne çıktı. Durduralım. En üst noktasında elinde indikatörü aşağı etmeyin gitmeye devam ediyor. Yani bu trendin zayıfladığını gösteriyor bize. Evet. Çok indi ve yukarı çıktı tekrar. Bu inip burada destek alıp yukarı çıkması trendin yönünün değişebileceği anlamına geliyor. Yani yukarı doğru değişebileceği anlamına geliyor. Evet. Bunun yukarı çıkması bunun da yukarı çıkması bunun daha da yukarı çıkacağı anlamına geliyor. Almış olalım açılışta. Evet kazancımız oldu. Şurada almış olsak, şurada şurada kazancımız olmuş oluyor. Burada stop loss'umuz olmuş oluyor. Tekrar şurada en düşük noktasına geldik. Burada destek buldu. Bunun üstünde tekrar al alacağız. Gördüğünüz gibi gene bu kısımda da stratejimizin düzgün olduğunu görüyoruz. Bunun gibi sizde herhangi bir strateji, ortalamalara yaklaşma stratejisi olabilir. Ortalamaların yön değiştirme stratejisi olabilir. Ne kullanıyorsanız, hangi stratejiyi kullanıyorsanız bu yöntemi kullanarak test edebilirsiniz ve sadece test ettiğiniz stratejileri borsada kullanın. Test etmediğiniz stratejileri kullanmayın. Kendi fikriniz olsun. Başkasından bir strateji duysanız bile kendiniz onu kullanın, uygulayın, test edin ondan sonra. Test ettikten sonra direkt borsada kullanmaya başlayın. Evet bugünlük de bu kadar. Sorularınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Görüşmek üzere, bay bay.